Merhaba, mağazamıza hoş geldiniz. Yaklaşık 6 yıldır sektörde, film sektöründe hizmet vermekteyim. Bunun 3,5 yılı Beşiktaş'ta, yaklaşık 2,5 yılı da Kadıköy Lokasyonu'nda. Kadıköy Çarşı'dayız, Türkiye'nin en büyük film kulübüyüz. Aslında mucizevi bir iş yapıyoruz. Neden mucizevi bir iş yapıyoruz? Türkiye'nin devleri, büyükleri bu sektörden bir bir çekilirken, bir bir işlerini tavsiye ederken biz gerçekten sektör için elimizi taşın altına koyduk. 24 metrekareyle başlayan maceramız şu anda yaklaşık 200 metrekareye kadar büyümektedir durumda. E, mağazamızın içerisinde 50.000'den fazla Minimum 50 binden fazla e, film var. Ve tamamı orijinal. Bakın bu çok çok önemli. Ben aslında bir ticaret adamıyım. Yaklaşık 6 yıl önce e, ticarete atılmak istedim ve Beşiktaş'taki ortağımla beraber bu sektöre girdik. Koleksiyoner değilim fakat sektöre girdikten sonra bir film aşığı oldum. Koleksiyonerlerden feyiz aldım. Koleksiyonerlerden e, keyif aldım. Bahsettikleri anekdotlardan keyif aldım. Ve dolayısıyla hemen hemen her akşam bir film seyrediyorum. Ama tabii ben 90'lara aşığıyım. Listemde yer alan ilk 10, ilk 20 de zaten bu yılları kapsıyor. Saymam gerekirse işte Yeşil yol olur. Mesela örnek veriyorum. Esaretin bedeli olur. The Game olur. Koleksiyoner değilim ama tekrar söylüyorum bir koleksiyoner kadar heyecanlıyım. Bir koleksiyoner kadar e, filmlere artık hakimim. Bizim işimiz tamamen koleksiyonerlerle. Fiziki olarak filmi elinde tutmak isteyen, rafında görmek isteyen, film aşığı, sinema severlerle e, tamamen bir bütünleşmiş haldeyiz. Dijital platformlar evet var. Her geçen gün bu platformların sayısı artmakta. Ancak bizim işimiz tekrar söylüyorum koleksiyonlerle, arşivcilerle. Girmediğimiz çıkmadığımız depo kalmadı. Yeri geliyor e, gecenin bir vakti birçok depoya girip o depodan filmleri alıyoruz. Yeri geliyor koleksiyonerlerin arşivlerinden arşivleri satın alıyoruz. Dolayısıyla tedarik ayağı çok güçlü. Tabii bir o kadar da zor. Tabii ki bu bir birikim. Bu hemen olmadı. Bu yıllar içerisinde oldu. Maddi sıkıntıdan kaynaklı yer sıkıntısından kaynaklı insanlar arşivlerini çıkartmak istediler. Çıkartmak istediklerinde de bize ulaştılar. Biz bu bağlamda bu filmlere talip olduk ve hepsini bünyemize kattık. Yaklaşık 2-2,5 yıldır ülkemize film ithal edilmiyor. İthalatçı firmalar artık ithalatı bıraktı. Bizler Kadıköy Film Kulübü olarak kendi imkanlarımızla yurt dışından İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan filmler getirtebiliyoruz. Onun dışında mevcut filmleri sürekli mağazamıza döndürüyoruz. Mağazamızın müşteri kitlesi çoğunluğu koleksiyoner diyebiliriz. Türkiye'de bir şey koleksiyona yapmak gerçekten çok zor. Çünkü çok kısıtlı imkanlar var. Ne yazık ki insanlar bir şey koleksiyon yapmak için ciddi anlamda efor sarf ediyorlar, çafa sarf ediyorlar. İnsanlar koleksiyonları yapabilmek için Türkiye'de ne yazık ki belli fedakarlıklar yapmak zorunda. Ülkemizin şartlarından, koşullarından kaynaklı, kısıtlı olanaklar var. Çok alternatifi yok. Koleksiyonerler zor insanlar. E, bu kere bunu söylemek zorundayım. Kolay kolay beğenmezler. Tamamen e, ince eleyip sık dokurlar. Detaycıdırlar. Dolayısıyla koleksiyonerleri memnun etmek zordur. Sahip olmak, olmak istedikleri ürünü en iyisini, en kalitesini, hatasızını, yeri geldiği zaman ambalajlısını isterler. Tabii ki bu koleksiyonerliğin doğasında olan bir şey. koleksiyonumun ağırlığı korku filmi ve bilim kurgu en çok onları topluyorum ama film aşığıyız sonuçta hepsinden var. <laughs> 32 senedir film topluyorum. Yani video kasetten beri topluyorum. Format tabii değişe değişe 4K'ya kadar geldi. Video kasetler çok yer kapladığı için onları elden çıkarmak zorunda kaldım zamanında. Gönül isterdi ki onları da saklayabileyim ama CD formatında olmadığı için video kasetler zaten bozuluyordu. Yani film şeridi olduğu için onlar maalesef neme yeniliyorlar. CD kadar sağlam değiller. O yüzden çıkardığım iyi olmuş. Yer önemli. Evet çünkü mesela şu an bende 4500-5000 civarı film var. Bunları evde korumak kolay olmuyor. Yani yer anlamında da nem anlamında da zor oluyor. Periyodik olarak tabii ki tozunu alıyoruz. Elimizden geldiğince de poşetle, şeffaf poşette saklıyoruz. Şöyle söyleyeyim, filmlerin hepsi benim için aslında çok değerli ama tabii içlerinde benim için çok önemli filmler var. Bana göre Lord of the Rings dünyanın en iyi çekilen üçlemesidir. Yani Star Wars gibi gözükse de 1970'li -80 80'li yıllarda aslında bugün yani geldiğimiz 2000 yılından sonra bana göre Lord of the Rings'tir. Benim için çok kıymetlidir. Her türlü formatı da elimde mevcut. Türkiye'de maalesef çıkmayan, yani Türkçe altyazılı veya dublaj diye söyleyeyim, çıkmayan çok fazla film var. Bunları biz bulamıyoruz, edinemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Yurt dışından almaya çalışıyoruz ama İngilizce altyazı olarak alıyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Tabii ki almak istediğim, aradığım çok fazla film var aslında ama TR baskılı olarak bir film var söyleyeyim ben size. Almanya'da TR baskılı olarak çıkmış Orca filmini söyleyebilirim. DVD formatında basılmıştır. Türkiye'ye hiç gelmemiştir ama Almanya'da Türkçe olarak basılmıştır. Onu arıyorum mesela. Ben yerli filmi sadece korku olarak topluyorum. Çünkü korku ilgi alanım benim. Son e, 7-8 yılda da aslında korku filminde Türk filmleri biraz ilerleme sağladı. Hasan Karacadağ, Çağan Irmak gibi iyi yönetmenlerin gerçekten iyi denemeleri oldu ve bence başarılı da oldular. Evet, teknolojik olarak eksikliklerimiz var Türkiye olarak ama ben ileride, bugünden çekilen bu filmlerin ileriye dönük meyvelerini toplayacağına inanıyorum. Türk korku sinemasının en büyük sorunu konu. E, genel olarak cin ağırlıklı korku filmleri çektiler. İlk örnekleri iyiydi fakat devamlı aynı türde film çekmeleri hem filmlerin kalitesini düşürdü hem de artık eski özelliklerini yitirdiler. Yani bugün korku film dedi mi herkes aa cinli mi gene diye bakıyor. Konu bulamıyorlar ama bizim Türk milletinin inançları doğrultusunda cin önemli bir karakter aslında. O yüzden insanları etkilediği için cini kullanıyorlar. İleride ben daha iyi şeyler çıkacağına da inanıyorum. Mesela ilk başta Büyü diye bir film yapılmıştır. İyi bir filmdir. Bence kaliteli oyunculuklarıyla, çekimleriyle, iyi bir konusuyla iyi bir filmdir. Büyü mesela ben çok beğenmiştim ilk çıktığında. Sonradan çıkan dediğim gibi cin filmleri çok birbirine benzer olduğu için ve serilerini çok uzattıkları için artık 5. 6. falan diye biliyorsunuz ilerliyor. Ee, o yüzden eski değerini onlar yitirdiler diye düşünüyorum. Şimdi en kıymetli diye ayrım yaparsam mağazaya ayıp etmiş olurum. Neden ayıp etmiş olabilirim? Çünkü her e, filmin, her baskının kendi içinde farklı bir ayrımı var. İşte Collector Edition'lar var, Limited Edition'lar var. E, bu tamamen firmaların aslında pazarlama taktiği olarak çıkartmış olduğu ürünler. 50. yıl ed edisyonları var, yeri geliyor 25. yıl edisyonları olabiliyor, 30. yıl edisyonları olabiliyor. Bunlar tamamen firmaların, uluslararası şirketlerin tamamen pazarlama kapsamında çıkartmış olduğu birer erguman. Tabii bunlar bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Yeri geldiğinde ambalaj satıyor. Bu liraya baskılar, figürlü baskılar ister istemez normal bir düz baskıya göre daha kıymetli. Zaten bunun fiyatından da insanlar anlayabiliyor ister istemez. Genelde koleksiyoner dostlar tabii ki e, en son çıkan filmin kendilerinde olmalarını istiyorlar. Ama ne yazık ki dediğim gibi ülkemizde iki, iki buçuk yıldır film çıkmıyor, ülkemize ithal edilmiyor. Bu noktada koleksiyonerler güncel filmleri takip ettikleri için dünyada çıkan yeni filmleri arşivlerine katmak istiyorlar. Bizler bu noktada kendi imkanlarımız imkanlarımız neticesinde yurt dışından ithalatlar gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bunlara da Türkçe destek olmuyor. Ne yazık ki, ne yazık ki artık maalesef ona yapacak bir şey yok. Koleksiyonlar dostlar filmleri yabancı olarak, yabancı dil olarak arşivlerine katıyorlar. Zamanında kişiler kendi imkanları neticesinde yurt dışı seyahatlerinden olsun. Çok ciddi, çok güzel ürünler almışlar. Arşivlerinde bunları saklıyorlar, ber altın değerinde. Tabii ki onları da biz e, görünce ya bu ürünler keşke mağazamızda olsa da diğer koleksiyonlar dostlara bunları sunabilsek arzusu içerisindeyiz. Ama tabii ki artık şartlar, koşullar çok çok kısıtlı. Yurt dışından bir ürün getirmenin bedeli yalnız ürünün bedeliyle kalmıyor. Şipping bedeli, kargo bedeli, gümrük bedeli gibi maliyetler binerek o ürünü çok ciddi anlamda yükseltiyor. Artık çok zorlaştı bazı şeyler. Şöyle bir tabir kullanıyoruz gün ışığı girmemiş depolardan, gün yüzüne çıkmayan filmleri bulup koleksiyonelleri sürekli şaşırtıyoruz. DVD'lerimiz 20 TL'den başlamakta. Gönül ister ki daha ucuza satabilelim ama tüm ürünler gerçekten e, mağazaya girerken tek tek kontrol edilip hepsi sıfır ayarında. Belki ambalajına değil ama hepsi birer koleksiyoner ürünü olduğu için kişiler bu ürünleri zaten gözü gibi bakıyor. Ama her ne olursa olsun mağazaya giren her ürünü tek tek kontrolünü sağlayıp tek tek disklerine bakıp herhangi bir çizik, hata, yırtık, patlak vesaire bir kusur var mı diye kontrolünü sağlıyoruz. Dolayısıyla temiz ürün ve kaliteli ve orijinal ürün sattığımız için DVD'lerimiz 20 TL'den başlamakta. Bu baskısına, piyasada bulunup bulunmamasına, keza yine e, çabuk temin edilip edilmemesine bağlı olarak fiyatlar değişmekte. 20'den başlar, 30, 40, 50, 100, 150'ye kadar gider. Keza yine Blu-ray tarafı da aynı şekilde. Tabii Blu-ray'de çeşidimiz çok az. DVD bir derya deniz. DVD'nin ucu bucağı yok. Yani ben diyeyim şu ana kadar piyasaya çıkan 30 bin DVD var. Siz deyin 50 bin. Bir başkası desin 100 bin. A bu da mı çıkmış diyoruz her seferinde. Ama tabii Blu-ray için bunu söyleyemem. Blu-ray daha sınırlı sayıda, daha çeşitliliği az olan bir erguman ama DVD'de de tabii ki olduğu gibi Blu-ray'de de nadirat kavramı var. Piyasada olmayan, az çıkan, az bulunan. Tabii neden az çıkan, az bulunan? Zamanında az basıldığı için ve tüm koleksiyonerlerin koleksiyonunda o filmler olduğu için piyasada bulunması zor oluyor. Blu-ray'lerde 50 TL'den başlayıp yine baskısına göre, yine filmin nadirliğine göre ...100-150-200'e kadar çıkıyor. Bazı limited baskıları var. O baskılar ister istemez figürlü baskılar. İçerisinde posterlerin olduğu, metal kutuların olduğu... ...içerisinde kar kart vizitlerin olduğu... E, ...lobby kartlarının olduğu baskılar var. Bunlar da tabii örnek veriyorum işte 1000 liradan başlayıp... ...1500-2500'e 2000 e kadar çıkıyor. Mesela Fantastic Beats, Fantastic Canavarlar'ın figürlü bir seti var. Her iki filmi de, 1 ve 2 e, filmi de e, içinde barındıran... ...figürlü muhteşem bir box set var. Mesela bunun fiyatı 1500 lira. Mesela Ninja Turtles var. İçerisinde Rafael'in figürünün olduğu ve yine Ninja Turtles 1 ve 2'nin yer aldığı filmler var. Bu set yine 1500 lira. Genelde fiyatlarımız bu şekilde. Yani örnek veriyorum öyle 3000 5000'lik bir ürün değil ama tabii ki yine hatı sayılır bir miktarda olan ürünler de var. Yabancı filmlere daha çok ilgi var. Bu kaçınılmaz bir zaten gerçek. Ama bunun yanında tabii ki spesifik bazı koleksiyonerler var tamamen Türk filmi biriktiriyor. Aslında Türk filminin de çeşitliği çok fazla. Türk filmi koleksiyonerleri genelde yönetmen topluyor. İşte Nuri Bilge Ceylanlı olsun, Reha Erdem olsun. Çeşitlilik çok fazla, Türk filminde de çeşitlilik çok fazla. Çok basılan film var. Festival filmleri çok fazla Türk filmlerinde ama ne yazık ki dediğim gibi yabancı filmlere daha fazla talep var. Gönül ister ki Türk filmlerinin ve Türk yönetmenlerinin daha çok filminin olması ama maalesef yabancı filmlere daha fazla talep var. Mağazamızın cirosunun %80'ini DVD karşılamakta. Bu aslında satış anlamında dünyada da bu şekilde. Bir DVD'nin fiyatıyla Blu-ray'in fiyatı, 4K'nın fiyatı tabii ki çok farklı. Hem daha fazla çeşitlilik, hem daha fazla bulunabilirlik ve bununla alakalı en çok tercih edilen formatı hak ediyor DVD. Bir müşterimiz, bir koleksiyoner, bir arşivci bir film sorduğunda hangi rafa gitmemiz gerektiğini bilmek zorundayız. Dolayısıyla raflarımızı biz belli bir düzene göre kurduk. Bir bölümümüz alfabetik, A'dan Z'ye. Bir bölümümüz oyuncu rafları. Örnek veriyorum Michael Douglas, Robert De Niro, Al Pacino. Diğer rafımız tamamen klasikler. Bizim için zaman çok değerli. Zor tabii bunun stok kontrolünü sağlamak ama yakın zamanda bununla alakalı da çalışmalarımız var. Daha yakın zamanda Macaristan'dan bir koleksiyoner misafir ettik. Gerçekten gözleri açık kaldı. Instagram üzerinden olsun, Facebook üzerinden olsun sürekli yazıştığımız, bize film soran müşteriler de var. Yani dolayısıyla şanımız uluslararası anlamda e, artıyor. İnşallah daha da iyi olacak. Dünya çok hızlı dijitalleşiyor. Gerçekten global bir marketing. Dünya gerçekten çok çabuk dijitalleşiyor. İlerleyen aşamalarda ne olur? Tabii bu şu an için bir soru işareti. Ne olursa olsun ben DVD'nin hiçbir zaman ölmeyecek bir format olduğunu düşünüyorum. Blu-ray 4K, belki 8K, belki 8K'dan sonra daha farklı bir teknoloji. Tabii ki ilerleyen yıllarda bizi bekleyecektir. Teknolojiye yetişmek, erişmek çok zor. Yetişemeyiz. Her gün yeni bir teknoloji karşımıza çıkmakta. Bu film sektöründe de ne yazık ki böyle. Eğer rutubetli bir ortamda tutmazsanız, ıslak veya çok güneş alan bir yerde tutmazsanız, iyi muhafaza edilirse bir ömür boyu diyoruz. Yani size 5 yıl, 10 gün, yıl, yıl, 20 yıl diyemem. Çünkü bizim koleksiyoner dostlarımız, abilerimiz var. E 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır koleksiyoner ve filmleri hala tabiri caizse taş gibi. Herhangi bir nokta dahi yok. Bizim hedefimiz ve hayalimiz, evet dükkanı büyütmekti. Çok şükür bunu gerçekleştirdik ama esas hedefimiz olan bu kapasiteyi, bu çeşitliliği, bu mağazayı Cadde üzerinde yoldan geçenlere de, gelgeç müşteriye de gösterebilmek ve onlara da hitap edebilmek. Bu da en büyük hedeflerimizden ve hayallerimizden bir tanesi. Zaman içerisinde bunu da gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum.